Şimdi ne yapacaktık? İsmi neydi? Tangram. Tangram yapacağız. Bakın ne kadar güzel giyindim. Evet. Bakayım kalk. Kafamda tacım var. Ay evet. Çok şık. Bunda bir de Hello Kitty'li taç var. Bu da Hello Kitty'li bu da. Evet çok şık olmuşsun. Yine her zamanki gibi kolyesini takıyor. Çok güzel. Pembeli kulli. Çok şık olmuşsun Azra. Altındaki şey pek uymamış olabilir ama. Hayır çok güzel oldu. Çok güzel uymuş. Ben birazcık şu altındaki şeyle ayırıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tangram nasıl bir oyunmuş? Bu şekilleri yapıyoruz. Bunları kesip. Bu şekilleri kağıttan keseceğiz. Evet ve sonra bu sonra da şekilde tek tek yapacağız. Seninle bu şekillerin aynısını yapmaya çalışacağız. O zaman şimdi biz bu şekilleri makasla kesip çıkartalım. Sonra da o şekilleri yapabilecek miyiz bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet. Şekillerimizi çıkardık. Şimdi tangramımızı yapabiliriz. İlk başta hangi şekli yapacağız? Şunu. Tamam, ondan başlayalım. Hadi bakalım. Yok yok bunu yapalım. Tamam, fark etmez. Ne demiş? Üçgen turuncuyla yeşili kare şekline getireceksin. Evet, kare şekli oldu. Şöyle dur. Şöyle yapalım. Çünkü buradan görünsün. Tam buraya koyacaksın. Şuraya, üstüne. Sonra dikdörtgen şeklini oluşturacağız. Kare, büyük kare, küçük kare. Dikdörtgeni nasıl oluşturacaksın? Maviyi, mavi üçgeni. Bizde bu yok ki. Bunda yalın. Olur mu? Pembe var işte. Şöyle mavi üçgeni koyuyorsun. Şuraya. Sonra bunu koyacaksın. Şöyle. Ama sen bunu mu yapıyoruz sanıyorsun? Hayır bunu yapıyoruz. Azar şurayı yapıyoruz işte dikdörtgeni. Şimdi bunu koyacaksın. Böyle. Böyle mi? Evet. Koydum. Evet. Yanına da pembe. Pembeyi. Tamam. Aynen gördün mü? Üstüne de bu. Aldı. Evet bak. Aynı şekli çıkarttık. Evet. Başardık tangramımızın. İkinci şeklini yaptık. Şimdi hangisini yapalım? Şimdi şunu yapalım. Hadi bakalım. Ne yapmış? Maviyi koymuş. Senin bunu önüne doğru yapalım. Mavi bunu mı yapıyordun? Evet. Sonra mavinin üstüne turuncuyu koymuş. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Evet öyle ama mavi şöyle düz. Heh. Bu lacivert. Lacivert evet. Sonra yeşil. Sonra açık mavi üçgeni koy. Al. Karşı tarafına. Buraya öyle mi? Şekle bak. Bana öyle mi diye sorma. Şekle bakacaksın. Aa. Şöyle. Hı. Bak. Kaygan kısmı böyle. Böyle de değil. Şöyle bir şey. Ama hayır, üçgen kısmı bu tarafa gelecek. Dur şöyle. Böyle. Şimdi onun üstüne yeşili koyacaksın. Yeşil büyük üçgeni. Şuraya. Evet. Aynen o şekilde. Zormuş değil mi? Az daha kolay gibi gözüküyor evet. Ama zor işte yapmak, şekilleri tutturmak. Şimdi sarıyı koyacaksın işte oraya. Sarıyı. Koy bakalım. Öyle mi koymuş? Öyle koymamış ki. Aa, evet. Heh. Hayır şu nasıl yapmış? Çek bakayım kolunu. Düz düz oluşacak. Bak burada bir V şekli oluşacak. Yani şöyle koymuş. Hayır.
Allah Allah. Böyle koymuş. Şöyle Düştüm. ya. Şöyle. Evet, böyle koymuş. Şu da şöyle, şu da şöyle. Tamam. Şimdi oldu bak. Şimdi onun Şimdi üzerine kırmızıyı kırmızıyı koyuyoruz. koyacaksın. Şöyle. Aynen öyle koymuş kırmızıyı da. Evet. Üstüne de pembeyi. Üstüne de pembeyi. Evet, başardık. İlk resmi de yaptık. Bravo Azra. Birazcık bundan kopya çekip de yaptım. Ama ondan bakacaksın zaten. Ondan bakarak yapacağız. Takımino böyle oluyormuş. Şimdi şu şekli yapacağız. Üçüncü resmi. Hadi bakalım onu yapabilecek misin bakalım. Sen yardım etmiyor musun? Yardım edeceğim. Bu Kırmızıyı mı taraf. ilk başta koyacaksın? Ama yanlış koydun. Evet, ilk bunları koyacağım. İlk onu mu yapacaksın? Evet, daha kolay olabilir öyle. Kareyi oluşturdun. İlk başta. Hani bu yapazeye benziyor. Yapaze değil ya. Ne ismi? Hani şöyle bir şey oluyordu. Neydi? Ne anlamadım ki? Bak şöyle bir şekil oluyordu. Kare şekli bu. Hayır bak. Karış gidiyor. Böyle böyle iniyor öyle. Yelken mi diyorsun? Neyse, sonra aklımıza gelirse yaparız. Şimdi bu kareyi yaptın. Şöyle üçgen bu tarafa bak, böyleymiş. Turuncusu alta bakacak. Şimdi sarı üçgeni koy. Şu maviyi al buradan. Sarıyı böyle koyuyormuşsun. Onun yanına da şu kırmızıyı koyacaksın. Ve bu alta. Tamam. Alta işte. Üçgeni de buraya koy. Evet. Yan tarafına bunun. Şunu biraz ittir. Yan tarafına bak şu laciverti. Öteki yan tarafını yap hadi sen de. Şunları koy. Bunları da sen koy bakalım. Yapabilecek misin bakalım hadi. Ama bence olmadı. Neden? Hiç oldu mu bak. İşte şimdi oldu. Başarıyla tamamladın. Bu aşamayı da. Hadi şimdi ötekini yapalım. Öteki biraz daha zor gibi geliyor ya da kolay mı? Daha kolay. Zor. Hadi yapalım onu. Başla. Kareyi bozmasaydın hiç. Yapmıştın zaten. Bir tane turuncu ile işle kare. Ev yapacağız. Ya Çatılı, ben çatısıyla beraber yapayım. bir ev. Hadi bakalım. Son şeklimiz kaldı Azra. Son şu şekli yapacağız. Şimdi bir ev oluşturacağız. Azra strese girdi. Stres topunu aldı yapıyor. Azra Hayır, strese mi girdin bunu yapan? strese girmedim. Strese topunu aldın. Strese girmedim. Evet, çatısını da Bunun koyalım. yüzü Sarı. silinmiş. Bunun yüzü gitmiş. Evet. Oynarsan sürekli. Evet bak, evi yaptım ben. Öteki kısmını Patlayacağım. da sen yap hadi. Şunu da şöyle mi koyuyorsun? Evet. Alt tarafına laciverti koyuyorsun, kareyi. Ondan sonra bunları da bir kare oluşturup altına tamamlıyorsun. Bence bu çok güzel bir etkinlik Azra. Bunu senin kendin yapman lazım. Bunda ben sana yardımcı oldum ama bir dahaki seferi sadece sen kendin yaparsın, tamam mı? Görsel hafıza yapabiliyor musun diye.
Bu nasıl yapılıyor? Tamam evet doğru işte bak gördün mü zor. Kendi başına yaparken zorlanıyorsun. Böyle. Evet. Bir bu kadar de. Basit kare oluşturuyorsun. Bak işte oradaki şekli de yapmış oldun. Bire bir aynısı oldu. Evet son şeklimizi de bitirdik. Bitti. Takaminomuz bitti. Kaç numara verdin bu aktiviteye? Çok düşündüm. Bir. Hiç beğenmedin mi? Ben çok beğendim. Ben bir. Ben 5 puan veriyorum. Çok beğendim. Ben bir puan. Tabii sana zor olduğu için 1 verdin. Hayır, sevmedim bu oyuncağı. Saçma olmuş. Ben sevmediğim için bir puan verdim. Saçma değil ki. Bu şekilleri yapmaya çalışıyorsun. Aynı Katamino'daki gibi. Saçma. Ben Katamino'yu ve daha çok eğlenceli. Tamam. Ben Katamino'yu 100 puan veriyorum. Oo. Hadi arkadaşlara bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Videomuza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.